Herkese merhaba ben Koray ve bugün yine öfkeden deliye döneceğimiz bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Çünkü ben bu sene çok fazla oynamadığımdan dolayı muhtemelen hiç usta oyuncu çıkartamadım. 80'in üstünde bir tane bile oyuncu çıkartamadım. O yüzden bütün çıkartılan paketlere çıldıracağım. Ve biliyorsunuz benim elimde bir tane takipçimin hesabı var oynadığım. O hesapta 102 gen olduğu için 102 gen üstü bütün kadroları da kıskanacağım. Yani bu videoda ben öfkeden deliye döneceğim. Arkanıza yaslanın ve izleyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel karolar ve paketler gördüm. Bu arada Facebook grubumuzun linki açıklama kısmına koydum. Bu videonun açıklamasında var sadece muhtemelen son videolar arasında. Sadece bu videonun açıklamasında vardır. O yüzden açıklamada Facebook grubumuza gelmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla bu seriden istiyorsanız bu seri için dediğim gibi Facebook grubumuzdaki yorumları alıyorum. Ben Facebook grubunda post atıyorum. Oradan kar önerisi isteyen kişilere öneri yapıyorum. Videolarda da dediğim gibi haftada 3 kere falan bu videodan gelebilir. 2-3 kere kadro ve paket yorumlama videosundayız. Hadi başlayalım bakalım hile kullanan takipçilerimiz var mı? Onları tespit etmeye çalışacağız bugün. Emir Can Arif'in paketiyle başlıyoruz. Rahim Sterling çıkarmış dünya turu paketinden. Ama şimdi arkadaşlar Rahim Sterling'i çıkarmış ya bu eğer garanti değilse bak Garanti çıkmıyorsa hile olabilir. Çünkü 93 rating adam çıkarmış da dünya turu paketi muhtemelen bu garantili bir paket, Sterling garantili bir paket. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama kardeşim buraya kadar gelmen helal olsun. 93'lük Sterling'i almışsın sonuç olarak. Evet, şimdi sırada Şeref, Polat, Demir var. Öneri alırım demiş. Yani bu sene hiç oynamadım oyunu. Kartlar hakkında çok bir bilgim yok. Ancak Mariano'yu kullandım. 80'lik hali de olsa kullandım gerçekten çok kötüydü. Ama sen Real Madrid kadrosu için Mariano'yu kullanıyorsun. Real Madrid görevleri için, Zidane görevleri için muhtemelen. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Mariano'yu boşu boşuna yükseltmiş olma diye onu sat diyemeyeceğim sana. Yani Madison... Abi çok güzel oyuncular var kadroda Hiçbir şey diyemiyorum. Wilson yerine sen kimi al biliyor musun? Abi... Wilson yerine De Bruyne alacağım. De Bruyne'ü MO'da kullanıyorsun. Sadece oyun oyun bilgimle değil de futbol futboldan zevk aldığım oyunculardan bahsediyorum bu arada. De Bruyne'ü MOO kartını al o ya da Kante al. Evet benim Kante'yi biliyorsunuz arkadaşlar ne kadar sevdim. Ben bir takımda Kante olmadığı zaman kesinlikle Kante'yi öneriyorum. Yani bu artık değişmez bir gerçek olduğu için arkadaşlar bu Kante'yi ben her zaman söyleyeceğim muhtemelen. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buna karşı gelemezsiniz. Çünkü ben hep söyleyeceğim. Emircan Arif bir tane daha paket atmış. Romagnoli çıkarmış. Bu da Dünya Turu paketi. Bunların muhtemelen garanti çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bunlara bir şey diyemeyeceğim. Evet Emircan Arif'in bir paket daha var. Bu da dünya turu paketi. Bu da Loris. Muhtemelen bu da garanti çıkıyor. Ama eğer garanti çıkmıyorsa bu çocuk artık hile. Bu çocuk hile olabilir arkadaşlar. Yani şu anda bu kanıya varabiliriz. Gerçekten ilginç şeyler çıkarmış çünkü birazcık iyi paketleri var. Ünal Aktaş'a geldik. Ünal Aktaş 101 gen 153 gen kimya. Evet bunu kıskanmıyorum çünkü arkadaşlar benim takımım 102 gen tamamen benim olmasa da. Her videoda söylüyorum bu videoda da söyleyeceğim arkadaşlar. Instagram'dan bana DM atabilirsiniz şu şekilde. Açıklama kısmında zaten yazıyor Instagram'ım. Yani hesabınız çok iyiyse benim videolarda kullanmamı istiyorsanız bana DM atabilirsiniz. Paket açılımı yapabiliriz. Ee, sonra ne bileyim işte hesabınızı kullanabilirim. Kadronuz güzelse daha çok coin'si olan bir hesap şu anki hesaba göre. Çünkü benim şu an ihtiyacım var. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet Utku Kerem Müslim videoya selam demiş. Selam kardeşim. Mea Dukure geliyor. Santrafor Agüero Mbappe. Evet Agüero Mbappe zaten mükemmel olur. Vardiyan memnun değilsen Agüero yerine Vardik kalsın Bir de Mbappe'yi de alırsın. Ama dediğim gibi Vardy yerine Agüero'yu alacağına Vardy'yi yükseltmeye bak diyeceğim. Coins'in çok fazla yok. Bakalım ne yapacaksın. Madison'ı aşırı seven bir futbol severim. Yani hani Madison Premier League maçlarını bu ara özellikle çok fazla izliyorum. Bir ara verildi biliyorsunuz. Bekliyorum. Yani bir hafta bile Premier League'e göre ara arkadaşlar. Çünkü gerçekten Premier League'de 3 günde bir maç oldu bir aralar. Ve sürekli izledim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Madison'da da izlemek ayrı bir keyif tabii ki tabi ee, tabii Kante'yi falan da izleyebiliyoruz bu durumda. Ben de çok mutlu oluyorum. Biliyorsunuz ben bunlardan haz duyan bir insanım. Özellikle Premier Lig. Adama Traore. Uf abi. Kaç koşuyor bu adam? Abi çok iyi değil mi ya Adama Traore? İzliyor musunuz bu arada Premier Lig bilmiyorum ama eğer izliyorsanız Adama Traore ile ilgili bu tepkiyi neden verdiğimi anlayacaksınız. Madison'a söylediğim şeyleri de anlayacaksınız arkadaşlar. Genel olarak burada da daha, daha kaliteli futbolcular kullanabilirsin. Ee, Maddison'la Adama Traore hariç diğerlerini değiştirebilirsiniz. Hiçbir şey diyemiyorum. Dediğim gibi Zardesher'in Mbappe'yi al. Kesinlikle yani. Mbappe'yi almayı düşünüyorsan. Emircan Arif yine Handanovic çıkarmış. Modric de çıkarmış. Nusret Ali Koçak. Ben bu çocuğu hatırlıyorum abi. Ha. Ben bu ismi hatırlıyorum. Vallahi bak hiç çıkmamış grubumuzdan. Kaç aydır video atmadım. Yine de yorum atmış. Helal olsun. Totti'den Santrafor, Mbappe ve Agüero görecek mi? O, o eriksen gelecek demiş. Me o Eriksen ya bilmiyorum Ali bu aralar iyi olduğu için Ali'yi değiştirmeni istemiyorum. Ali'yi de izlemeyi seviyorum çünkü. Ee, Mbappe ve Agüero gelecekmiş Totti'den Santrafor. Güzel olur evet ama Totti Agüero yerine bilmiyorum ya. Agüero'yu ben sevmiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim o yüzden çok önermiyorum. Agüero'yu boş ver ya. Mbappe gelsin bir de orta saha filan al. Ya Werner iyi çünkü bilmiyorum sana kalmış tabii ki ama ben bence Agüero yerine farklı bir oyuncu düşünebilirsin. Onun da bir sonraki videolarda belki aklıma bir oyuncu gelir yaparım. Sağ orta sahanda şeyi kullanabilirsin. Bak sen de Adama Traore'yi kullanabilirsin. Pişman olmasın. Çok hızlı bir oyuncu ve sağ kanatın yok. Sağ orta sağ olarak kullanıyorsun. Tam senin kadrona uygun bir oyuncu. Pepe de iyi bir oyuncu. Ona bir şey demiyorum ama adama Traore. Yani bu oyunda 90'lık adama Traore'yi kullanmak varken yani kullanmak bomba bir şey olur. Bence kullan. Emircan Arif yine paketlerini atmış arkadaşlar. Onu birazcık hızlı geçeceğim. Yani bu mesela bale çıkarmış ya çıkarttırmaya kapalı diyor. Bu da mı bedava? Yani bu ya hile ya hile tamam mı arkadaşlar? Çünkü çıkarmada oyuncu kalmamış. Ya da böyle beleş ama bak bu mesela garanti değildir. Yılbaşı paketinden çıkmış. Vay anasını ya. Emircan Arif iyi mi olsun. Şeref Polat Demir de haftanın takımı paketinden benim dün videoda açtığım paket dün videonun sonuna kadar izleyenler görmüştür. Arnautovic ve Ali beraber çıkarmış. Vay Aa, anasını satayım ya. Yani. Gerçekten iyi çıkarmış. Kuzey parmaksız oldu. Toti forvet paketinden Pogba çıkarmış. Yine aynısını atmış. Güzel. Pogba'yı da severdim. Bu ara bir, bu ara değil bayağıdır bir form düşüklüğü var. Umarım artar. Çünkü çok izlemeyi sevdiğim bir oyuncu Pogba. Hadi bakalım formunu yükselt benim için. <laughs> evet, Şeref Polat Demir'in bir Toti paketi daha. Bak bu paketler ben gördüğüm zaman benim haftanın takımı paketi açma isteğim uyanıyor arkadaşlar. Gerçekten hani bu isteğim benim uyandığı için bilemiyorum yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz ama Bakalım Osman Çankılıç video selam demiş. Selam kardeşim. Kandreva yerine ama bak senin kadron İtalya Ligi kadrosu gibi duruyor. Bu kadroyu yapacak bir şey yok zaten öneri de Güzel yavaş yavaş geliştir. Coins'in de arttırmana bak. Mehmet Hakan grup aşaması paketinden Muhammed Salah çıkarmış. Vay vay vay. Hem de normal Salah çıkarmış galiba. Anlamadım bu nasıl oluyor? Bunu nasıl olduğunu tam olarak anlamadım. Rohat Çaçan kadro tamamen değişecek demiş. Bir dakika ne yaptım lan? Yanlışlıkla abicim F11'e bastık. Ve Rohat Çaçar kadro tamamen değişecek. 4-2-4'e geçeceğim demiş. kadro tamamen değişecek. 4-2-4'e geçeceğim. Bak kadroyu tamamen değiştiriyorsan. Bence 4-2-4'e geçebilirsin ama sağ orta sağlı bir dizili senin için daha iyi oldu. Çünkü sağ orta sağa sana öneri vereceğim. Adama Traore. Ben kullanmıyorum. Bari siz kullanın. Bu arada bana bir abi hesap verin. Allah aşkına çok koyun. O takıma bir kadro kurayım sıfırdan. Yani bütün oyuncularınızı satın arkadaşlar. Oyunu çok oynamıyorsanız. Çok fazla şey istiyorum biliyorum ama. Eğer yaparsanız çok güzel bir video çekebilirim. Tam yani sevdiğim Premier League oyuncularından harika bir kadro kuracağım. Sadece bir videoda ve gerçekten çok güzel olur. Öyle bir video yapmak istiyorum. Dizilişini falan belirleyeceğim. Bana böyle bir 15 milyon 20 milyon bütçeli bir hesap. Benim olmayabilir arkadaşlar. Sizin de olabilir ama benim, benim kurmamı izin verirseniz. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Açıklamada Instagram adresim var. Gerçekten çok güzel bir karo kurmayı planlıyorum. Oyunculara da yükselteceğim bu arada. Yani siz de o karo ile oynarsınız. Ben de o karo ile oynamak istiyorum. Çünkü ne bileyim FIFA bayağıdır oynamıyorum ya. Şu anda öyle bir karoyla oynayasım geldi. Evet Emircan Arif'in bu sefer de kadrosu karşımızda. Yani güzel bir karo var tabii ki. E, 10-15 milyon arası para gelecek ve başka öneri demiş. MOE gelecek. O biraz uzun sürer MOE gelmesi. Sol DLF'ye 90 olacak demiş. Bütçe önemli değil. TOTY'de Messi alıp satacağım demiş. Ha. Bakalım ya. Birazcık daha bekleyelim. Bu arada Tutu'da Messi şu an 10-15 milyon arasıysa biraz daha düşer onu söyleyeyim. Eğer şu an 10-15 milyondan yüksekse tahmin ediyorsan de öyle de olabilir bu arada. Muhammed Özbalat Salah çıkarmış. Salah da herkes çıkarmış. Oha 112 yan karro. Ben böyle karroya alışık değilim. Çünkü bugün çıkmadı. Madison 94, Sterling 95, Hazard 90. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla La Liga'da oyuncu var ama yine de karo çok hoşuma gitti. Bu karoyu biraz daha Premier Lig'e yavaş yavaş çevirebilirsen bence daha güzel olur. Odegaard yerine mesela Premier Lig'den bir MO kullanabilirsin. Sol beke Robertson, sağ beke Arnold, stoperler Çağlar. Of abi neler oluyor ben kuracağım kadroyu bildiğiniz bildiğiniz size saydım şu an ama abi gerçekten öyle bir kadro kurmak istiyorum. Ya o kadar istiyorum ki anlatamam şu an. Evet abi videoya selamlar. 4-3-3 atağa geçmek istiyorum. Santrafor önerir misin demiş. Bu arada bana 20 milyondan fazla coins lazım olabilir ha. Evet o kadroyu kurmak için muhtemelen bana 20 milyondan fazla bir coins lazım. Çünkü herkesi 90 ratinge yükselteceğim. Bir de antrenman XP'si lazım hesapta. Arkadaşlar öyle bir hesap bulursanız siz bana zaten yazması Kendiniz kullanırsınız ama belki yazarsınız da bilmiyorum. Abi videoya selamlar. 400 yata geçmek istiyorum. Santrafor önerir misin? Zaten iki tane santraforum var. Tek santraforu düşeceksin. Ben sana santrafor önermeyeyim. Sen 400 yata geçme. Calvert Levin'i sağ tarafa al. Abi çok oyuncu değiştirmen lazım senin ya. Şöyle yap. Koman yerine çünkü yine aynı oyuncuyu Bir videoda sürekli aynı oyuncuyu önermem. Bazen kızıyor muydunuz bilmiyorum. Kızarsın. Ben o zaman kızardım ama bilmiyorum siz bana kızıyor musunuz? Adama Traore'yi kullanırsan koman yerine sonra MO'ları falan böyle bir değiştirirsen güzel olabilir. Tek santrafora döneceksen de adama Traore sağ kanat olmadığı için e, ee, Calvert Lewin iyi ise değiştirme, iyi değilse Vardy filan alabilirsin Premier League kullanmak istiyorsan santraforu. Ama A görevi önermiyorum dedim. Bu şekilde bu şekilde önerilerim. Arkadaşlar gerisinde şöyle gösterelim. Bütün kadrolar görünmüş olsun. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Bütün atanları bu şekilde göstermiş oluyoruz. Bir sonraki videolarda daha zor gözükürsünüz. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videoya yetişmek için Facebook grubumuzu açıklamadan gelmeyi unutmayın. Koymayı unuttuysam da yorumlara yazın. Ben açıklamayı değiştireceğim artık. En son da İbrahim Tartan Milinkovic Savic'i çıkardığının paketini atmış arkadaşlar. Paketler ve kadrolar bu şekildeydi. Gerçekten efsane bir kadro, efsane kadrolar yorumladık. Efsane paketler gördük çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet hepinizin bekliyorum. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Evet şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Evet yavaş yavaş gelişiyoruz. Youtube'da da böyle böyle yükseleceğiz. Ben her zaman geri döndüm. Her zaman da istediğim yere geldim. Yine geleceğim. Bu sefer bırakmamaya çalışacağım ama. Hoşçakalın ve... Bye bye!